Merhabalar. Bu videoda D-Lab kütüphanesinin kurulumunu anlatacağım. Bununla ilgili bazı talepler olmuştu. Hatırlarsanız OpenCV ile görüntü işleme bölümü vardı. Burada temel görüntü işleme işlemlerini yapıyorduk. Tabii burada yaptığımız işlemler bayağı kısıtlıydı. Görüntü işleme dediğimiz işte görüntü üzerinde bazı işlemeler, tanımlamalar yapabiliyorduk. Bunun haricinde işte insan bedeni tanıma, yüz tanıma, tabi yüz şekli tanıma, göz tespiti gibi özellikler vardı ya da araç tanıma gibi. Burada basit düzeyde bir tanılama işlemi yapılıyordu. Tabi bir kişiyi tanıma Ahmet Mehmet şeklinde ya da bir yüz üzerinde işlem yapmak için burada makine öğrenmesi algoritmalarını kullanmamız gerekiyor. Bu eğitim serisi de başlı başına bilgisayarlı görü ve nesne tanıma ya da kişi tanıma algoritmaları üzerine olacak. Ayrıca bunun haricinde bakın bir OpenCV ile görüntü işleme eğitim serisi vardı. Yine derin öğrenme üzerinde de resimler üzerinde, görüntüler üzerinde işlem yapıyorduk. Burada yapacağımız ise bilgisayarlı görü üzerine olacak bir eğitim serisi olacak. Bu videoyla da eğitim serisinde başlayacağız. Tabii bunun için de bize temel olarak D-Lab kütüphanesinin kurulumu gerekli. Şimdi D-Lab kütüphanesi yapay öğrenme ya da makine öğrenmesi algoritmalarını içeren bir C++ kütüphanesidir. Günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözmek için kullanabileceğimiz komplek yazılımlar geliştirebileceğimiz bir araçtır. Yüz tanıma, yüz tespiti, yüz modelleme gibi uygulamaları D-Lab kütüphanesi ile kolayca geliştirebiliriz. D-Lab C++ programlama diliyle kullanılan bir araç olmasının yanında Python programlama diliyle de kullanılabilmektedir. Aynı şekilde OpenCV'de C++ tarafı var. Yine Python'da da kodlanabiliyor. Python'da kullanmak için kurulum işlemlerini daha doğrusu kullanmak için bazı kurulumlar yapmamız gerekiyor. Şimdi bunları sırayla gidelim. Microsoft temel araçları var. Bunlardan birisi şöyle olacak. Visual Studio Build Tools diye arıyoruz. Bunun sitesi zaman zaman değişiyor. Eskiden daha farklıydı. Bakın biz burada topluluk versiyonu ücretsiz indir diyeceğiz. Var olan dosyayı indirsin mi diyor. Gerek yok. Burada indirilmiş bir tane dosyamız var. Şunu açalım hemen. Açtığımız zaman ben zaten bunun kurulumunu çok önceden yapmıştım. Bilgisayara format atmam gerekli baştan kurmak için. Sadece nasıl kuracağınızı göstereceğim. Bunun mutlaka yapılması lazım, kurulması lazım. Bakın C++ ile masaüstü geliştirme. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Bastım buna. Bura üzerinde de değişiklik yapmıyoruz. Ancak burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta Microsoft için C++ GMake araçları. Yaklaşık 5-6 GB'lık bir alana ihtiyaç var. Ben de bu yüklü devam etmiyorum. Bazı güncellemeleri içeriyor burada. Ekstra olarak yükleyeceği şeyler olacak. Yani yine yükleme buna bağlı olarak devam edecek. Sizin bunu yükleyip bilgisayarı baştan başlatmanız lazım. Şimdi bu birinci adımımız. İkinci adıma geçtik. GMake yüklememiz gerekiyor. Bu GMake'de bakın şöyle gmake.org sitesine girdiğimiz zaman burada download sekmesine gireriz. Bakın şurada sürümleri var. Şimdi ben bunu da daha önceden bilgisayarıma kurmuştum. Bakın bendeki GMake'in 3.21 versiyonuymuş. Siz bu son versiyonunu kullanabilirsiniz. 3.23 varmış. Bakın şuradan mesela indirelim. Bunu Python üzerinde de indirebilirsiniz. Ancak ben bu şekilde manuel yapmanızı öneririm. Çünkü biz burada bir pet işlemi yapacağız. Hemen onu da göstereyim. Şayet bununla ilgili sorun yaşarsanız ya da yaşayacağınızı düşünürseniz bakın ben 3.21 versiyonunu indirip kurmuşum ve kullanmışım. Hiçbir sıkıntı olmamış. Şimdi şuradan indirilenlere girdiğim zaman GMake'in indiğini görüyorum. Açtım şurayı. Bakın GMake şu şekilde. Nasıl kullanacağım? Buradan bilgisayarımda C sürücüsüne gittim ya da istediğiniz bir yere kurabilirsiniz ama kolay olsun hani kolay olması açısından buraya GMake'i komple şu C'nin içerisine yüklüyoruz. Bakın diyelim ki buraya yükledik.
İkinci aşamada burada bir pet yapmamız lazım. Bakın buradan girdim. Gmake'in bulunduğu dizine. Bin klasörüne girdim. Bana şuradaki adres satırı lazım. Burayı kopyaladım. Sonra bana bilgisayarım lazım. Bakın şurada bilgisayarıma geldim. Sağ tuş özellikler. Şu pencere açıldı. Büyütelim. Gelişmiş sistem ayarları dedim. Buradan ortam değişkenlerine geldim. Bakın alt tarafta pet var şurada. Pet'in içine girdim. Bakın en alta gittiğim zaman benim zaten burada petli olarak gözüküyor. Siz ne yapacaksınız? Yeni diyeceksiniz. Bu kurulumun olduğu yere göstereceksiniz. Bunu yaptıktan sonra da tamam diyeceksiniz. Burada olması lazım pet'in. Eğer Windows 8 kullanıyorsanız önceki yine pet yaparken buradaki değişkenler alt alta değil de aynı satırda gözüküyor. Mesela şundan sonra noktalı virgül koyduktan sonra yeni pet yolunu da göstermeniz lazım. Neden pet yapmamız lazım? Ben bunu Gmake bilgisayarıma yükledim. Bunun yeri burası. Burada bakın bir ileri kurulum şeklinde bir kurulum aşaması yapmadık. Bilgisayara ben Gmake'i kurdum. Yeri de burası şeklinde biz bildirim yapmış oluyoruz. Bakın ikinci aşamamız da bitti. Şimdi üçüncü aşamamıza geldik. Bana bir tane Python kurulumu lazım. Python 3.6 indireceğim. Burada DLive kütüphanesini sorunsuz bir şekilde yükleyebilmeniz için 3.6 versiyonunu kullanmanız lazım. Diğerleri gerçekten çok uğraştırıyor. Ben 3.9 versiyonuna birkaç gün uğraşarak kurabildim. Ancak 3.6 versiyonu çok kolay bir şekilde kaldırıyor. Tabi 3.6 olur, 3.6.1 olur, 3.6.3 olur ya da 3.6.9 olur. Ama 3.7 versiyonu yine sizin için sorun çıkaracaktır. Ben kolay olması açısından hemen 3.6 diye arattım. Şöyle dilerseniz 3.69 şeklinde de aratabilirsiniz. Bakın 3.69. Bakalım bize uygun kurulumu var mı bunun? Yokmuş. 3.68'i aratalım. Girdik. Bakın burada executable installer diyor. İndiriyoruz bunu da. Hemen bunu da bir kuralım. Yeri de kolay olsun. Direkt C'ye kuralım. Daha öncekini silmiştim ben. Bakın şurada Python 3.6 klasörü var. Ben bunu bilgisayarımdan kaldırmıştım. Tabi eklemelere kalmış. Sildik. Sadece klasörün kendisi kaldı. Bakın Python 3.6. Benim zaten ihtiyacım olacaktı buna. Tekrar şuraya geldik. Yanlış oldu. Şuraya geldik. Tamam dedik. Şu Python 3.6'ya aç diyorum. Bakın nereye kursun? Otomatik bir yere mi kursun? Hayır, buraya kurmasın. Şu Python 3.6 pet diyorum. Customs. Buradan bunların seçili olduğuna emin oluyorum. Yer olarak neresi? Bu bilgisayar. C sürücüsü. Ben burada bir Python 3.6 vardı. Daha önceden yapmıştım ama sildim. Her şeye gitti içerisinde. Install diyorum. Ve kurulum tamamlanıyor. Şimdi bu kurulum tamamlandıktan sonra benim birkaç kütüphane yüklemem lazım. Bakın bunlardan birincisi Well kütüphanesi. Yalnız bakın şu parametrelerle ki ben bu parametrelere paylaşacağım. Yeni versiyonunu kurarsanız çalışmaz. Ancak bu versiyonlarını kullanmanız lazım. Yani mesela şöyle pip install dlive dediğimiz zaman bize zaten Pipe'nin sitesinde bunu verecek. Ama bu kurulum bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Çünkü kurarken bize hata verecek. O yüzden zaten 3.6 versiyonu ve bununla uğraşıyoruz. Bununla ilgili de arkadaşların, kuramayan arkadaşların bazı talepleri geldi. Şimdi ben buradan Python'ı kurdum. CMD'ye açıyorum. Şimdi P'ye ben de daha önce de Python kurulumları var. Başka kurulumları var, kurulumlar var. Anaconda ve 3.9 ayrı ayrı kurulmuş vaziyette. Eksi 3.5 diyeyim. Eksi M. Normalde nasıl kurarız? İşte pip install Python işte şu paketi kur. Mesela pip install dlive diyebiliriz. Ancak burada birden fazla versiyon var. O yüzden ben bu şekilde kuruyorum. Şimdi şöyle yaptığım zaman bana diyor ki senin elinde 3.9 var, 3.664 var. Yani 64 bit bir de 3.7 var. Bunların hangisine kurmak istiyorsun diyor.
Dolayısıyla ben şurada 3.5 zaten yokmuş. 3.6'nın üstüne bir paket kurmak istediğim zaman mesela install, şurası yanlış oldu. Install NumPy dediğim zaman bu paketi 3.6'nın üzerine kuracak. Bakın pip versiyonu eski diyor. Bunu da aynı şekilde kuracağız. Ne diyeceğiz buna da? Install upgrade pip. Tamam, bunu da güncelledik. Geriye ne kaldı? Şuradaki paketlerin kurulumları kaldı. Şimdi bakın, birincisi şu. Well kütüphanesi, bunu paylaşacağımı söyledim. Bakın yine şu aynı parametrelerle aldım bunu. Geldim şu CMD'ye. Sağ tuşa bastım. Well kütüphanesini yüklüyorum. Bakın başarıyla yükledi. Şimdi en kritik olan yerdeyiz. Bu neymiş? Bu da dlab kütüphanesi. Bakın şuradan görüyorum. Geldik. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Basıyorum. Bakın sorunsuz bir şekilde çalıştı. Bir sonraki videoda bununla ilgili örnek yapacağız. Kurulumumuz bu şekilde ve burada bu video ile birlikte de bilgisayarlı görü ve nesne tanımı üzerine yeni bir eğitim serisine başlamış oluyoruz.